Anne donuyorum. Çok üşüyorum. Biliyorum oğlum. Biliyorum yavrum. Birazcık daha sabret. Tamam da daha ne kadar beklememiz lazım? Mete. Sizin arka bahçenizde bir su tulumbası var. Oradan su içtin mi? Evet, iğrençti. Leptospirosis ve mikrobakteriler için test yapalım hemen. Peki suyu ne zaman içtin? Geçen yaz. Emin misin? Son zamanlarda hiç içmedin mi? Hayır. Gerçekten iğrençti. O şişmeyi bir daha ağzıma bile sürmem. Omzum beni rahatsız ediyor. İngilizce bir şey yaptın mı? Geçen gün birkaç saat top oynadım. Basket oynadım o zaman. Potanı gördük. Muhtemelen kas ağrısıdır. Biraz daha şikayetlerse bize söyleyin. Tabii. Mutlaka haberdar ederim. Yani bu ağrılar falan. Hasta olduğum için değil mi? Seni rahatsız eden başka bir şey mi var? Sayılır. Çocukta akut skrotum var. Bu devasa gonadların en iyi yanı, daha doğrusu en önemli özelliklerinden biri ne biliyor musun? Buna neden olan çok az sayıda enfeksiyon var. E. coli, Klebsiella, TBC, Brucella. Bunlar için hem idrar tahlili hem kültür. Enterovirüsler ve adenovirüsler için de kan testi istiyorum. İnşallah samanlıktaki iğneler büyümüştür de rahat rahat bulabiliriz onları. Emre ile Zeynep halletse olur mu? Neden? Alternatif bir donör için İlik Bankası ile görüşmek istiyorum. Yanılıyoruz diye mi? Daha önce yanıldığımız oldu. Buyurun. Hocam. Abim iyi olacak mı gerçekten? Hadi gel canım yatağına. Dinlen biraz. Hiç uykum yok. Uyuyunca zaman çok çabuk geçiyor. Zaman geçsin istemiyorum. Doktorlarımız çok iyi oğul. Abini iyileştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama bunun için önce benim iyi olmam lazım. Bunun için senin güzelce dinlenmen lazım. Hadi oğlum. Sizce hiç ihtimal var mı? Tabii ki de. Önceliğimiz tam uyum sağlayan kardeşten. Yani Mete'den ilik almak. Bu olasılık halen devam ediyor değil mi? Evet. Şu an bile arkadaşlarım laboratuvarda Mete'nin testleriyle ilgileniyor. Teşekkür ederiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan emin olun. Aslında ben her ihtimale karşı B planını da devreye sokmak istiyorum ama bunun için onayınıza ihtiyacım var. Elbette. Her ihtimali denemeliyiz. Teşekkür ederiz. E. coli ve tüberküloz negatif. Ateş Hoca Mehmet Ali'nin üstüne niye hiç gitmedi sence? Biraz rahat bırakılmayı hak ediyor bence. Evet, Ateş Hoca da kesin Mehmet Ali'yi rahat bırakayım diye düşünmüştür. Klebsiella da yok. Ayrıca bugün salı. Yani bunun Mehmet Ali ya da Hekimoğlu ile bir ilgisi yok. Sadece senden hoşlandığım ve seninle birlikte olmak istediğimi hatırlatacağım gün. Bugün yani. Unutmuşum. Teşekkür ederim. Brucella ve diğer viral antikorlar da negatif. Bunu her salı yapacak mısın gerçekten? Sen salı izin alırsan ben çarşamba devam edeceğim.
Ya yanlış şey arıyorsak? Testislerin şişmesine ve iltihaplanmasına sebep olan enfeksiyonu arıyoruz. Neyin yanlış olabilir ki sence? Bunu şu an 4 kez hatırlatsam ve 1 ay beni rahat bıraksan olmaz mı? Olmuyor mu öyle? Peki aradığımız bir enfeksiyon değilse? Ateşi yüksek, skrotum irin dolu. Tamam, yani bir enfeksiyon kaptığını biliyorum. Ama skrotum sorununa neden olan o değilse... Yani skrotum enfeksiyonunu tetikleyen enfeksiyon dışı bir şey varsa. KKMB değerleri yükselmiş. Çok az yükselmiş, bu bir sorun değil. Kalbin hasar gördüğüne işaret ediyor. Onu bir odaya tıktık. Basit hafif bir burun akıntısıyla giden enfeksiyonun şiddetlenmesine, yayılmasına neden olduk. Enfeksiyon ya kalbine de yayıldıysa. Pulmoner kapak temiz görünüyor. Bir dakika dur. Mitral kapakta vejetasyon var. Bu enfeksiyonun temizlenmesi için 1 ay antibiyotik kullanması gerekiyor. Kardeşinin 4 günü kaldı. Metin'in mitral kapağındaki enfeksiyon onu donör listesinden çıkarıyor. Mükemmel. Enfeksiyonu kalbe biz yaydık hocam. Tamam, biraz abartılı oldu. Ne diyelim o zaman? Çok iyi diyelim. Çok ama çok iyi. Tek yapmamız gereken kapağı ameliyatla çıkarmak, enfeksiyonun adını tam olarak koymak, sonra da düşman mevzilerine karşı saldırıya geçmek. Mitral kapağı çıkarmak mı? Çocuk antibiyotikle iyileşecek. Açık kalp ameliyatına ihtiyacı yok. Ama o zaman çok kalbi kırıldı, söyleyeyim sana. Kardeşinin ölümüne sebep olacak. Her halükarda öyle bir kardeş olacak zaten. Enfeksiyon sadece mitral kapakta değil. Ayrıca en etkili ilaçları kullansak dahi enfeksiyonu zamanında vücudundan temizlememiz mümkün değil. Buna gerek yok. İliği temizlememiz yeterli. Ameliyattan sonra iliği hasat edeceğiz. Hedeflenen antibiyotikle bir güzel marine edeceğiz. Azıcık kaynatacağız, sonra servise hazır. Bence bu iyi bir fikir olabilir. Bence bu delilik. Ölü bir kardeşten daha iyidir. İpek Hoca ile konuşacağım. Olur, git konuş, selamımızı da söyle. Hatta beraber gidelim. Dur, basın yılıma. Hep beraber gidelim. Bir dakika, beraber dediysen. Dolapdere hocam, Orhan hocam, ben hocama kastettim, tamam mı? Siz burada kalın. Neydi şimdi bu? Hekimoğlu, eğleniyor işte. Bana komik gelmedi valla. Zeynep, bırak tartışsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar. Bütün gece uyumadık zaten. Tamam mı? Biz de biraz kafa dinleyelim. Gözlerim kapanıyor. Kahve? Olur. Bu ameliyat çok tehlikeli. Çocuğun hayatını komple değiştirecek bir ameliyat. Hastanın çıkarını olmadığı çok açık. Eğer abisini seviyorsa çıkarını olacaktır. Çıkar çatışması var. Ailenin yok. Tabii ki var. Ailesi daha önce abisinin sağlığına faydalı olsun diye Metin'in hayatını tehlikeye attı. Soğuk algınlığını sadece kötüleştirdi. Evet, biz de soğuk algınlığını daha da kötüleştirerek kalp kapakçığını mahvettik. Ateş, tartışmaya katılacak mısın? Yani söyleyeceğim bir şey var mı? Doktor haklı, dolapdere haksız. Senin üzerindeki de hastane için pek uygun değil. Ne yapmamı istiyorsun? Sosyal hizmetleri arayalım. Mete için vasiyat etsin. Hayır. Orhan, gidip aileye seçenekleri açıkla. Ateş'in gözlerini korkutmasına izin verme. Gerçekten yapacağımı düşündün mü? Hayır, düşünmedim. O zaman niye izin verdin? Ya azıcık rahat bırakayım dedim çocuğu. Çok naziksin. Yips yips. Bence dolapderede yips var. Zihniyle bağlantısı koptu. Tükenmişlik sendromu. Ünlülerin hastalığı. O da kendi çapında ünlü sayılır. Dolapderede falan bayağı ünlü. Kendine olan güvenini kaybedince işini becerememeye başladı. Peki sen de bunu atlatması için zaman mı veriyorsun? 3-4 gün. Sonra zaten kovulacak. Yapacak bir şey yok. Hepsinin tedavisi yok. Evet.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.